Scope.gg maçlarınızı analiz edebileceğiniz bir site. Kullanışlı bir arayüzü var ve bu arayüzde hem matchmaking hem de faceit maçlarınızı görebilirsiniz. Maçlarda ne tür hata yaptığınızı ve bunları nasıl düzeltebileceğinizi de görebilirsiniz. Sitede dm serverlarını, taktik tahtasını ve eğer takım arıyorsanız da bu siteden profilinizi girerek takım arayabilirsiniz. Ayrıca burası benim çok hoşuma gitti. Son maçlarınızdaki spray kontrolünü ve bu maçta neleri düzeltmeniz gerektiğini görebilirsiniz. Eğer incelemek isterseniz linki açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. CSGO'nun onun yıl güncellemesi geldi. Bu güncelleme ile Tusk'ın, Anubis ve Bridge rekabet şerit havuzuna eklendi. Prime Time ve Black Eye haritaları ise yolda şerit havuzuna eklendi. Valve bu güncellemedeki blog yazısında CSGO takımları ve oyuncuların son 12 ayda çıkartmalardan 70 milyon doların üzerinde para kazandığını yani Valve oyunculara ve organizasyonlara 70 milyon dolar üzeri ödeme yaptığını yazmış. İnanılması güç bir para cidden. Valve bu çıkartmaları 2014 yılında EMS Van Katowice Major'dan önce Espor'un büyümesini desteklemenin bir yolu olarak takım çıkartmalarını ekledi ve organizasyon çıkartma kapsüllerinin satışından elde edilen gelirin bir kısmını almaya hak kazandı. Bir yıl sonra ise Valve takımları doğrudan desteklemenin bir yolu olarak her Major'dan önce oyuncuların imzalarını içeren imza stickerları yayınlamaya başladı. Korona döneminde küresel sağlık krizi nedeniyle ise 2 yıllık ilk Major olan PGI Stockholm 2021'den önce Valve yalnızca playofflara ulaşan 40 oyuncunun imzalarını yayınladı. Bu karar CSGO topluluğu tarafından çok büyük çapta eleştirildi ve Valve ise Mayıs 2022'de Major için bu kısıtlamaları kaldırdı. Bu blog yazısının devamında ise Valve oyunun her zamankinden daha güçlü olduğunu söyledi. Sırf geçtiğimiz 12 ayda daha önce görülmemiş sayıda oyuncu tarafından oynandığını, yani ortalama 20 milyon farklı oyuncu, major turnuvalarında ise izleyici rekoru kırdığını söyledi. Yani aynı anda 2.7 milyon izleyici. Ve son olarak da gelecek daha parlak görünüyor dedi. Steam Charts'ın verilerine göre CS:GO Nisan ayından bu yana ilk defa 1 milyondan fazla eş zamanlı oyuncuya sahip. Her ne kadar bir kısmı hile ve bir kısmı sadece dust oynuyor olsa da 1 milyon gerçekten fazla bir sayı. Daha fazla oyuncu ve seyirci görmek dileğiyle diyelim. CSGO ilk defa resmi olarak Sorski referansı yaptı. Son gelen güncellemede oyuna Sorski sticker eklendi. Ve yeni gelen güncellemede rekabetçi havuzuna eklenen Bridge Map'inde bir detay daha buldum. Bunu da size göstermek istiyorum. Bu detay harita yapımcılarının bir göndermesi olduğunu biliyorum. Fakat Valve'ın bunu görmediğini hiç sanmıyorum. Yeni güncellemede gelen bu iki detay ile birlikte Valve'ın bizimle dalga geçtiğini düşünmemek elde değil. Hem oyunun hype kazanmasını hem de oyuncuların heyecanla beklemesini sağlıyor bu durum. Fakat Sorski güncellemesi geldiğinde ise CSGO takipçilerinin bu hype'ının düşmesi beni korkutmuyor değil. Valve'ın çok büyük bir kitleyi Source 2 ile hezmete uğratacağı fikri korkutucu gelse de bu oyuna kesinlikle Source 2 motoru gelmeli ve harita havuzları daha düzgün bir şekilde değişmeli. Source 2 harita editörü ile birlikte Cobblestone ve diğer özlediğimiz mapleri düzelttiklerini hayal edin. Jackson GG'nin haberine göre Device geçtiğimiz haftalarda bazı takımlarla görüşme gerçekleştirdi. Nisan 2021'de Device'in Astralis'ten NIP olan transferi e Espor tarihinin en büyük transferlerinden biri olarak dikkatimizi çekmişti. Tüm zamanların en çok madalya kazanan CSGO oyuncularından biri olan Device'in transferini Danimarka markalı CSGO sitesi Dustiki, transferin 1 milyon değerinde olduğunu bildirmişti. Device ise NIP'de mental sorunlarından dolayı yedeğe çekilmişti. Ve anlaşılan o ki kendisi yedekte olsa dahi Facebook'te maç atmayı ihmal etmiyor gibi görünüyor. Son zamanlarda çok fazla maç atan Device'ı yakın zamanda tekrar sahalarda göreceğimizi söylesem yanlış olmaz. Jackson GG ise birçok kez NIP takımına ulaşmaya çalışsa da NIP Device'ın durumu hakkında hiçbir şey söylemediğini yazmış. Son olarak da bu hafta iki tane çok güzel kulaç atıldı. Gelin hep beraber bu kulaçları izleyelim. İlk klibimiz Shox'un 1 v 3 kulaçı. Now oh, he will find Porya, yeah? he does have a diffuse kit, but no smoke or anything, so he will have to find those skills anyway. Like this. Then peek. Trucks doesn't match to connect the shots and it looks like this round will be... Wait, what the is a clutch Oh. Oh, coming short. You dead? Ah! No way, bro. No. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.